Evet. Şimdi Çelebi, yani genel havacılık endeksindeki Pegasus sonrası zayıflama aslında Çelebi'ye de biraz yansımış gibi duruyor. Açıkçası bu yaptığım yorumlarda bilançoya hiç bakmadım. Çok açık ve net söyleyeyim. Hani Çelebi'nin bilançosunun geldiğini söylemiş Cuma akşamı. Valla hiç bakmadım bilançosuna. Bilançoyla hiç dikkat etmeyen bir insanım. Burada görüntü barlar, satıcı ağırlıklı barlar oluşmuş. STP fiyatının, yani STP'yi de biraz anlatayım buradan. STP fiyatının altına gelmesi, hatta ikinci defa da onun altında kalması benim için negatif bir görüntü veriyor. Şimdilik onu söyleyebilirim. Sentiment puanı çok ciddi bir şekilde aşağı çekilmiş. Çelebi'de görüntüde şimdilik dokunmayacağım hisseler kategorisinde yer alan hisselerden biri olacaktır. Bir de Arase sormuşlar. Arase. Evet. Arase'de Cuma günü STP'nin altına gelen bir fiyat görüyorum orada. Sentiment puanında da çekilme devam ediyor. Bir mavi barlar son dönemde üst üste yığılmış. Bu anlamda güzel ama STP'nin altına gelmesi iyi olmamış. Pazartesi kendini toparlarsa güzel olur. Toparlayamazsa öteki taraftaki de bozulmaları görürüz. O bozulmalarla birlikte görüntü biraz daha sıkıntılı bir hal alır. En azından pazartesiyi görmem lazım. Bu tarafta net bir yorum yaptığım için şu anlamda görmem lazım. Öteki taraftaki mavi var. Yani son gelen sol taraftaki mavi var. En azından belki yaşama ihtimalimiz var diyen barlardan bir tanesi. Dolayısıyla o beni pazartesiye götürür bu hisse senediyle. Pazartesi görüntüye göre kararımı veririm gün içerisinde diye düşünüyorum. Evet, devam edersek Magen sormuşlar. Hemen gidebiliriz oraya. Evet, burada da aslında son dönemde brüt takas, aslında bu bizim veriler açımızdan çok sağlıklı değil yorumlamam. Çünkü brüt takas olduğu zaman veri tarafı çok bozulmaya başlıyor hisselerde. Direkt emir tarafı bozulmaya başladığı için, ama kırmızı barların geldiğini görüyoruz bu tarafta. Kırmızı barlar güçlenmeye başlamış. STP'nin altına gelmiş. Sentiment puan düşmüş. Şimdilik bulaşacağım hisselerden bir tanesi diyerek yorum yaparak geçireyim. Çin Beton sormuşlar. Evet. Şimdi genellikle çimentolarda benzer bir görüntü dikkatimi çekiyor. Buna benzer. Zaten belli bir süredir genel bir zayıflık vardı o tarafta. Bir böyle diplere kadar gelip oradan böyle tepki vermeye isteği görüyorum. Bazı grafiklerde gördüm bu şekilde. Dolayısıyla hani çimento tarafında, beton tarafında biraz daha yakından izleyeceğim. Pazartesi, salı günleri onu tavsiye edebilirim. Ben bu grafiği takip ederdim. Yani bir fırsat çıkarsa değerlendirebileceğim grafiklerden bir tanesi. Çok uzun süredir barlar kırmızı olarak gelmiş. Gittikçe kısalmaya başlamış bu barlar. Şu anda da sentiment olabilecek en dip bölgelerden kafayı kaldırma eğiliminde. Eğer o sarı bölgeyi geçebilirse, fiyat açısından STP'yi de geçebilirse, aslında güzel bir setup oluşur burada. Bu setupta güzel bir fırsat verebilir. Görüntü benim takip listelerimi alıp takip edeceğim hisse görüntüsü, onu söyleyebilirim. Hemen pozisyon alır mıyım? Almam, izlerim ama dediğim gibi STP üzerinde de atarsa şu görüntüyle, o zaman değerlendirebileceğim hisselerden bir tanesi olur demiş diyorum. Panelsan sormuşlar, açabiliriz. PNLSN. Panelsan değil mi? Yanlış söylemedim. Evet, burada görüntü güzel ama görüntü 5 gün önce daha güzelmiş. İlk kısalan barların gelmeye başladığı, maviye döndüğü yerle oradan mavi barlarda güçlenerek yukarı gitmişler. STP'yi de yukarı kesmiş bir gün önce Perşembe günü ve tekrar güçlü bir şekilde yukarı devam etmiş. Valla açıkçası güzel bir görüntü, takip edilebilecek bir görüntü. İmaz mı sormuşlar? Evet, buradaki barlar biraz şey sert,
sert bir geri çekilme gelmiş. Herhalde bilanço falan geldi buna. Bilmiyorum. STP'nin altına gelmiş. Fiyat sentiment bandı sert bir şekilde çekilmiş. Aynı zamanda barlar çok şu anda sert bir görüntüde. Yani henüz bir tepki hareketi beklemek için çok erken bu hisse için. Biraz oturması lazım bu görüntünün. Bu görüntü şu anda çok zayıf bir hisse görüntüsü veriyor. Onu söyleyebilirim. Huner enerji sormuşlar. Ona bakabiliriz. Evet, bu da genellikle bu enerji tarafında böyle görüntüler var. Onu söylemeye çalıştım aslında. Bir süredir yani bir 4-5 gündür enerji tarafı zayıflıyor. STP'nin altına gelmiş fiyat. Ondan sonra çekilmeye devam etmiş. Sentiment bağlı mavi çizgi sağdaki düşmeye devam etmiş. Huner tarafında ve kırmızı barlar yeni yeni satıcılık tarafta olgunlaşmaya başladığı için şu anda benim cezbeden kağıtlardan bir tanesi değil. Onu söyleyebilirim. Ben bunları kenardan izlemeyi en azından şey yapıyorum. Kenardan izlemenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum şu anda. Kozal sormuşlar. Ona bakabiliriz. Cahit Bey sormuş. Kozal. Evet. Ya Kozal bir denedi olmadı. Yani çok güzel bir görüntü veriyordu aslında Marbar'la ama oradan red yedi. O noktada STP'den de red yedi aslında o bölgede. Ondan sonra da geri çekildi. Yani aslında hani bu STP tarafın bizim nasıl işimize yarayabilir? Biraz böyle işimize yarayabilir. Onu söyleyelim. Yani biz STP'yi kurgularken aslında STP nedir? Aslında bu şeylerde hisse senetlerinde işlem yapan biliyorsunuz büyük aracı kurumlar var. Bu büyük aracı kurumlar en büyük alıcılar ve en büyük satıcıların çeşitli maliyetleri oluşuyor. Maliyetler üzerinden oluşturduğumuz aslında bir çizgi. Bu maliyetler üzerinden oluşturduğumuz çizgi biz çok denedik bunu getirmeden önce sisteme. Doğru yani her zaman değil ama büyük oranda fikir verebilecek bir doğru yaratıyorlar. O nasıl oluyor? Bizim şöyle görüntülerde yani soldaki Kozal'ın görüntüsü gibi görüntüler tek barlar çok yanıltıcı olabiliyor. Sentiment puanı da orada hareketleniyor aslında. Ama bir şekilde bir red diyor. Burada bilanço da geldi galiba o redde. Bizi STP şunu sağlıyor. O pozisyonlanma için bir giriş noktasını belirliyor aslında. O giriş noktası işi rahatlatıyor. Burada o giriş noktasına giremedin aslında. Bilanço ile birlikte geri çekildi Kozal. Şu anda bu hissede ben de kenardayım. Genel görüntüyü takip edeceğim. Ondan sonra değerlendireceğim. Şu andaki görüntüsü çok şey bir görüntü değil. Özellikle bilanço sonrası güzel bir görüntü oluşmadı. OYAKÇ'ye bakabiliriz. Evet, OYAKÇ'ye de aslında biraz önce söylediğim gibi bir şey eğilimi veriyor. Yani böyle bir dip dönüşü. En azından bir tepki eğilim veriyor. Daha STP'yi geçmemiş olması burada dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi. Gün içerisinde bunu takip ederim. Ekranımda olur. Çimentoların çoğu ekranımda olur. Görüntüleri en azından kısmi olarak olumlu olan gruplardan bir tanesi. Ve bir süredir yedikleri genel düzeltme hareketinden sonra bir tepki oluşabilir mi diye izleyeceğim gruplar olacaklar. O da aşağı geçebiliriz. Evet, ODAŞ'ta da benzer bir tek varlık bir aksiyon var. Bir dipten gelen bir dalgalı yukarı aksiyon hareketi var. STP'yi kırmadı. Yine bunu takip ettiğim sitelerden STP'yi kırarsa daha pozitif bir görüntü oluşabilir ODAŞ tarafında. Ama ben genel olarak hani enerji tarafını çok beğenmiyorum. Hani ODAŞ'ı da bir enerji tarafı hissesi olarak kabul edersek o tarafı çok beğenmiyorum, onu söyleyebilirim. Evet, şeker finansman kiralama. SEK-FK sormuşlar. Bakalım. SEK. Evet. Yani burada mavi barlar devam ediyor. Zaten uzun süredir devam eden mavi barlar varmış. Tabii bu kağıtları çok yorumlamak da bazen geliyor. Operasyonun parçası olabiliyorlar. Onları çok tahmin etmek mümkün değil ama genel olarak alıcı aktivitesinin yüksek olduğunu
STP'nin üzerine uzun süre önce çıktığını ve oradan beridir onun üzerinde kalarak yükselerek devam ettiğini görüyoruz. O anlamda pozitif bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz.